Ali Kara Hasanoğlu. CHP'ye kefil olmuştunuz, helallik istemiştiler hani? Üzerinden 24 saat geçmesini bekledim. Olur ya sözü sarf edenden bir düzeltme gelir veya sözü sarf edenin hadsizliği partisinde rahatsızlık oluşturur genel başkandan bir uyarı gelir veya hiçbir şey olmuyorsa parti tabanından biri ikisi biz parti sözcüsünün açıklamasına katılmıyoruz derler. Hiç birisi olmadı. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, önceki gün MYK toplantısı devam ederken, toplantı gündemine dair açıklamalar yaparken şu cümleleri sarf etti. Bir Diyanet İşleri Başkanı var ki akıllara zarar, adam kendini resmen Şeyhülislam sanıyor. Merak ediyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı akıllara zarar ne yapmış? CHP eski genel başkanının sonrasında milletvekillerinin onunla bununla korumalarıyla ahlaksız ilişkilerine yönelik haberler aklınıza geliyor. Bunlar için bir yorum yapamayan sözcü şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın hangi sözünde akıllara ziyanlık görmüş diye merak ediyorsunuz. Deniz Yücel anlatıyor. Kadınların yüz el ve ayakları hariç örtülmesi gerektiği, kadınların gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine dair bir şeyler saçmalamış. Müslüman olmayabilirsiniz, dine inanmıyor olabilirsiniz, ateist olursunuz, ama bir inancın değerleri için saçmalama diyemezsiniz. Küstah sözcü. Kim bilir belki de Saadet Partili milletvekillerinin şu an oturdukları koltukları CHP'ye borçlu olduklarını bildiği için Allah'ın ayetlerine saygısızlığı en sert şekilde cevaplandırması gerekenlerin suskun kalacağını bildiği için şirretliğini sürdürüyor. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu unutmuşa benziyor. Unuttuysan hatırlatırız. Ali Erbaş, insanların giyimine, yaşam tarzına, kaç yaşında evleneceklerine, terkin ve tavsiye yoluyla dahi karışamazsın. Haddini bil. Dersiniz ki Diyanet İşleri Başkanı şahsi bir telkinde bulunmuş, şahsi tavsiye yapmış. Hayır, şahsi bir telkin de şahsi bir tavsiye de yok. Yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerimizde okunacak hutbeyi öncesinde internet sitesinden yayınlıyor. O internet sitesinden aktarıyorum. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinize örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık, takva elbisesi de hayırlıdır, bunlar Allah'ın ayetlerindendir, umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, İnsanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz öğrenmiştir. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap. Aslında hutbede Hazreti Peygamber'e atıfla aktarılan utanmıyorsan dilediğini yap mesajı CHP'nin küstah sözcüsüne önceden verilmiş cevap olmuş. Gerçekten utanmıyorsanız dilediğinizi yapabilirsiniz. Ama cuma hutbesinde okunanlara saçmalama diyerek sataşmaya sizin ne hakkınız var? Daha uzun eleştiri getirmeye gerek yok. Bu parti CHP. Kaynatsan da şeker olmayacak katran CHP. Bu ülkede yıllarca başörtüsü zulmüne imza atan bir parti. Onlardan ne beklersiniz ki? Ama önemli olan bu CHP ile ittifak yapan Saadet Partililer CHP sözcüsü hakkında niçin suskun kalıyorlar? Diyanet İşleri Başkanı'nın kendi şahsi düşüncesini değil, ayet-i kerimeyi tekrarladığını bilmiyorlar mı? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu işkembeden sallıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kefilim bu söz öyle çok tekrarlandı ki CHP'ye kefilim şeklinde de anlaşıldı. Allah korusun Berat Gecesi Saadet Partisi'nin kapısında Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten de seçilmiş olsaydı. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeyi hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hem hadsiz adam sözlerine muhatap olacaktı hem de ayet-i kerimeyi okuduğu için görevden alınacaktı. Hem Saadet Partili kardeşlerimize hem de diğer muhafazakar partilerin yöneticilerine hatırlatmış olalım. Deniz Yücel bakın devamında neler demiş. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'de kadınlar kaç yaşında evleneceklerine kendileri karar verebilirler. Türkiye'de kadınlar siz istiyorsunuz diye dört duvarın arasına sıkışıp kalmayacaklar. Aslında rahatsızlık ne biliyor musunuz? Hutbedeki şu cümleyi aktarayım. Siz de tahmin edeceksiniz yüksek sesle çevreye rahatsızlık verilen alkolün tüketildiği Mahremiyet sınırlarının ihlal edildiği, yolların kapatıldığı, sevinçleri hüzne çeviren silahla kutlama yapıldığı bir düğün eğlencesi dinimizde yoktur ve İslam ahlakına uygun değildir. Ayrıca evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar hem evlenen çiftlerin hem de ailelerin maddi ve manevi birçok sıkıntıya düşmelerine sebep olmaktadır. Bu da gençlerimizin ya hiç evlenmemelerine ya da evliliklerini geciktirmelerine yol açmaktadır. Hani bu CHP'liler israfa karşıydı. Hani bu arkadaşlar silahlı kutlamaya, çevreye rahatsızlık verilmesine karşıydılar. Düğün adı altında görgüsüzlüklere karşıydılar. Hutbede tam da bunlar eleştiriliyor ama CHP'lilerin asla vazgeçemeyecekleri alkol uyarısı Deniz Yüceli delirtiyor. Ne yapacaktık Deniz efendi? Siz meyhanelerde içeceksiniz diye Diyanet alkolü haşa helal mi ilan edecekti? Hey! Saadet Partili Temel Karamollaoğlu, Mahmut Arıkan, Bülent Kaya, Mustafa Kaya, Necmettin Çalışkan, Birol Aydın, İsrail'in Netanyahu'suna itiraz ediyorsunuz, itirazınızda haklısınız. Türkiye'deki ortağınıza niye itiraz edemiyorsunuz? Hani haksızlık karşısında suskunluk, dilsiz şeytanlıktı. Ne oldu? CHP ile ittifak kurdunuz, şaşı mı kalktınız?'' Neredesin Ahmet Davutoğlu? Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık ayetinden rahatsız olan adamlarla yaptığın ittifaktan dolayı pişmanlığını ne zaman itiraf edeceksin? Ali Babacan neredesin? Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım diyen Said Nursi'nin yolundan gittiğini iddia eden yeni Asyacılar neredesiniz? aldattığınız Müslümanlardan özür dileyip şu dine saygısız CHP'lilerle aranıza ne zaman mesafe koyacaksınız? Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit Ahmet Hakan, Biden'ın çekilişinin kısa öyküsü Önce şöyle dedi, ancak Tanrı isterse çekilirim. Oysa Tanrı'dan nice işaretler gelmişti. Aniden donma, isimleri karıştırma, anlaşılmaz şeyler söyleme, ayağın takılması falan gibi. Fakat bu ilahi işaretlerin hiçbirini görmek istemedi. Sonra tanrısal bir işaret beklemekten vazgeçti, daha seküler bir işarete yöneldi. Ancak doktorlarım söylerse çekilirim. Doktorlar kendi literatürlerine uygun biçimde işareti çaktılar. Covid oldunuz Bay Biden. Böylece çekildi Biden. Gerçekten Covid oldu mu yoksa doktorlarla bir numara mı çekti bilmiyorum. Aslında insani açıdan bakıldığında acıklı ve hüzünlü bir çekiliştir bu. Ancak tam acımak ve hüzünlenmek üzereyken aklıma Biden'ın başkan olmadan hemen önce Türkiye'de iktidarı darbeyle değil muhalefeti güçlendirerek değiştireceğiz demesi geliyor. Ne acıyorum ne de hüzünleniyorum. Minik bir Kamala analizi. Şahane bir eğitim, parlak bir kariyer, süper bir CV, çeşitliliği yansıtan muhteşem bir hayat, siyah kadın ve cıvıl cıvıl. Bir hikayesi vardı Kamala'nın, etkileyici bir hikaye. Biden'la birlikte girdikleri seçimde öyle popüler oldu ki böyle bir popülerite çok az kişiye nasip olmuştur. Övgüler yağdırıldı, umut olarak pompalandı, hayat hikayesi ballandırılarak anlatıldı. Sonra, sonrası tam bir hayal kırıklığı. Sesi pek çıkmadı. Sesi çıktığında herkesin küçümsediği şeyler söyledi. Hiçbir icraata imza atmadı. Varlığı ile yokluğu arasında bir fark yoktu. Semra Özal'ın papatyaları bile ondan daha faaldi. Siyaset böyledir işte. Bazen kusursuz CV'lerin pek bir işe yaramadığı bir yerdir siyaset. Özlem Samberk kendini yenilemeli. Eski Londra Büyükelçimiz Özlem Samberk'in Amerika seçimlerine dair bir makalesini okudum T24'te. Özlem Bey makalesinde Trump'tan korkulduğunu söylüyor. Ve bu korkunun nedenini özetle şöyle açıklıyor. Çünkü Trump bir önceki başkanlık döneminde dünyada barış ve refahın, temel hak ve özgürlüklerin, insan haklarının, yeşil gündemin korunması ve yaygınlaştırılması idealine yer vermedi. Bunun yerine Amerikan hegemonyasının üstünlüğünün sağlanmasını hedefledi. Doğrudur, Trump tam olarak bunu yaptı. Peki Biden o ne yaptı? Özlem Samberke soruyorum. O Biden değil mi Trump'ın dünyada uyguladığı siyaseti aynen devam ettiren? O Biden değil mi sırf Amerikan hegemonyası devam etsin diye Ukrayna savaşını körükleyen? O Biden değil mi Gazze'de soykırım noktasına gelen İsrail gaddarlığının hamisi olan? O Biden değil mi Suriye'de inatla ve ısrarla PKK'nın uzantılarıyla işbirliği yapmaya devam eden? Özlem Samberg bana Biden'ın dünyada koruduğu bir tanecik temel hak gösterebilir mi acaba? Yani demem o ki idealler açısından baktığımızda Trump'la Biden arasında pek bir fark yok. Hatta geldiğim gün Ukrayna'daki savaşı bitireceğim diyen Trump, Biden'dan bir tık önde bile sayılabilir. Cici demokratlar, kötü cumhuriyetçiler şablonu. Artık eskide kalmış, köhneleşmiş, hiçbir geçerliliği kalmamış bir şablondur. İki siyaset anlayışı arasında pek fark kalmamıştır ve her gelen gideni aratmaktadır. Dünyada artık kimsenin ciddiye almadığı bir şablonu tekrar eden Özden Bey'in vakit çok da geç olmadan kendisini yenilemesi şarttır. Yoksa Biden gibi çekilmek sorunda kalabilir. Ahmet Hakan Hürriyet